Merhabalar sevgili izleyiciler. Sivas Kombi Bakımı olarak bir petek temizliğine yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, petek temizliğine geldik. Peteklerde bayağı bir sıkıntı var. Peteklerde kireç, çamur gördüğünüz gibi bayağı bir sıkıntı. Petekleri boşalttık. İpeklerimizi söktük. Bağlantıları buradan yaptık. Bağlantı yapmadan önce petekten gelen çamuru görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Yani kesinlikle sevgili izleyiciler, yılda bir kez kombi bakımı yaptırıyoruz. Yılda bir kez de petek temizliği yapıyoruz. Yani kesinlikle bu işler ihmala gelmiyor. Evimizde doğalgaz kullanıyoruz. Isıtma cihazı kullanıyoruz. Doğalgazlı ısıtma cihazları. Bu cihazların yıllık periyodik bakımlarını kesinlikle yaptırıyoruz. Bu cihazlar ihmala gelir ise, ihmal edilirse, yani ağır kazalara sebebiyet verilebilir. Yani içerisinde gaz var, elektrik var, su var. Kesinlikle sevgili izleyiciler, kombi bakımlarını, petek temizliğini ihmal etmeyiniz. Petek temizliğimizi görmüş olduğunuz gibi profesyonel makineyle yapıyoruz. Çift yönlü makine. Bir tekerimizin giriş kısmından veriyoruz. Sıcak kısmından veriyoruz bağlantıyı. Tekrar diğer kolumuzu çevirdiğimizde kol var. Çift kolu bu. Çift yönlü. Dönüş tarafına veriyoruz. Havalı suyu. İki taraftan da peketlerin temizliği yapılıyor. Bu işlem yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Yarım saatte havalarını alıyoruz, peteklerin havalarını. Evi ısıtıyoruz. Kombi kullanıcısına kombiyi teslim ediyoruz. Yani kesinlikle sevgili kombiciler, sevgili kombi kullanıcılara kesinlikle kombinizi uzman kişilere, uzman ellere teslim ediniz. Yani bu işin sıkıntısı şöyle diyeyim sevgili kombi kullanıcıları. İşi bilmeyen kişiler, bu işi anlamayan kişilere kombi bakımı yaptırırsanız kombinizin emniyet ventiline kör tapayı gelir takarlar. Kör tapayı, emniyet ventiline. Kesinlikle sevgili kombi kullanıcıları, emniyet ventiline kör tapa takılmaz. İşi bilmeyen tesisatçı gidiyor. Emniyet ventilinden kaçırma yaptığı için emniyet ventiline kör kapa takıyor. Kombinin can damarına. Bu da neden kaynaklanıyor emniyet ventilinin bozulması? Tabii suyundan çalışan malzemeler. Kombinin içerisindeki birçok malzeme içerisine su geçiyor. Bu da zamanla yıpranabiliyor. Ayrı bir olay. Ama kombinin bakımı yapılmaz ise, genleşme tankında hava olmaz ise emniyet ventili kısa zamanda arıza il yapar. Ve zamanla da damla damla su kaçırır. Kombiye sürekli su basmak zorunda kalırsınız. Sevgili kombi kullanıcıları, sevgili izleyiciler, yılda bir kez kombi bakımı yaptırıyoruz. Yılda bir kez de petek temizliği yaptırmak zorundayız. Neden zorundayız? Kombinin içerisindeki bu çamur, kombinin içerisindeki, özür diliyorum, peteklerin içerisindeki bu çamur, kombinizin birçok parçasına zamanla zarar verebilir. Devirdaim pompasına zarar verebilir. Üç yolu grubuna zarar verebilir. Ana kazana, demleşme tankına, artı kombinin ömrünü düşürür, aşağı düşürür. Kombinin ömrünü kısaldır. Ve yüksek fatura ödemek zorunda kalırsınız. Isınamadığınız halde yüksek fatura ödersiniz. Bu gibi durumlara çok dikkat ederim sevgili izleyiciler, sevgili kombi kullanıcıları, kesinlikle ihmale bırakmayalım. Can güvenliği için Allah hesabesin büyük kazalara, büyük yaralanmalara sebep verebilir. Neden? Kombinin içerisinde gaz var, elektrik var, su var. 3 tane tehlikeli malzeme. Kontroller yapılmadığı zaman bakımsız kombilerde
hani büyük arızalar, yaralanmalar, patlamalar meydana gelebiliyor. Yani kesinlikle sessiz olun. Bu gibi durumları ihmala getirmeyin. Sevgili izleyiciler, sevgili kombi kullanıcıları, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.